Merhaba değerli katılımcılarımız. Sunumumuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Crew Essential Lite paketimiz hakkında bilgiler vereceğiz. Son derece dolu içi dolu güzel bir paket. Kullanışlı olduğunu düşündüğümüz bir paket. Bu vesileyle de şimdi bu paketin içeriğinden sizlere bahsediyor olacağız. Essential Lite paketimiz içerisinde neler var? Önce şöyle kısaca bir bilgi verelim isterseniz. Sonra da uygulamalarla anlatalım. Öncelikle Unite Technology dediğimiz Creo'yu diğer rakiplerinden özellikle ayıran önemli bir özellik farklı CAD datalarıyla beraber çalışabilmeni sağlayan örneğin işte NX Creo gibi farklı CAD sistemlerinde CATIA gibi dosyaları doğrudan import ve open yöntemiyle kendi ortamınıza alıp dahil edip kullanabildiğiniz bir kabiliyet sunuyor. Oldukça güzel bir fonksiyon. Bir diğer özelliğimiz import edilen datalar üzerinde düzenleme yapma ihtiyacı olduğu zaman, istenmeyen yüzeylerin silinmesi veya hataların onarılması gerektiği zaman kullandığımız import data adapter özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz bu paket içeriğinde. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz 2D teknik resimleri imalatınız için burada son derece kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Farklı standartlara destekli şekilde teknik resimlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Son günlerde özellikle trend olan, revaçta olan, kullanımı yaygınlaşan 3D model üzerindeki teknik resim, teknik ölçülendirmeleri de yine Creo Essential Lite paketi içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bir diğer önemli olmazsa olmaz özelliğimiz parça ve montaj modelleme. Parça ve montaj modellemede tekil parçaların montajlanması, birleştirilmesi, oluşturulması gibi konularla da örneklerle de göstereceğiz zaten. İşlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok güzel ve önemli bir fonksiyonda özellikle ürünlerinizi farklı diğer ürünlerden ayrıştıracak güzel tasarımlar, konsept tasarımlar gerçekleştirmeye ihtiyaç duyduğunuz zaman da freestyle aracını kullanabilirsiniz. Bunu aynı zamanda parametrik nesnelerle ilişkilendirip hem kontrollü hem de son derece estetik geometrileri oluşturabilirsiniz. Çift metal tasarım yine sadece metal modelleme yine olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. İmalat aşamalarında çok kullanılan bir özellik. Bu da yine Creo Essential Lite paketiyle kullanıcılarına sunulmakta. Kabiliyetlerinden yine bahsedeceğiz. Plastik modelleme, plastik parçalar tasarlayan firmalar için de yine burada farklı modelleme yetenekleri, kabiliyetleri sunulmakta. Bunlardan da ayrıca bahsediyor olacağız. Tasarımlar tekrar oluşturup kullanılması ile ilgili kısımda da baktığımız zaman Femo Table dediğimiz ürün çokluluğunun çeşitliliğini oluşturacak yöntemlerden de birazdan bahsediyor olacağız. Bir diğer güzel özelliklerden bir tanesi katmanlı üretim dediğimiz Additive Manufacturing ile ilgili olarak işte bir prototip cihazınız varsa, 3D printer'ınız varsa modellerinizi 3D print yöntemiyle oluşturabileceğiniz o arayüzü size sağlamakta Creo Essential Lite. Beraberinde gelen bazı özel light paketler var. İşte analizle ilgili, konstrüksiyonla ilgili, farklı konularla ilgili. Bunlar da ihtiyaç olduğunuz zaman kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen iletin. Bunlarla ilgili yine ayrıca bilgi verebiliriz. Şimdi burada sunumumuza geçelim isterseniz. Modelleme ortamına dönelim. Şöyle geldik. Creo modelimizi açtı. Creo'nun içerisinde öncelikle gördüğünüz gibi son derece sade ve güzel bir arayüz var. Bu ofis programlarında alışık olduğumuz arayüz sayesinde ulaşmak istediğiniz bilgiye kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Burada yeni bir model oluşturmak istediğiniz zaman new ya da var olan bir model açmak istediğiniz zaman open deyip açabiliyorsunuz. Ben şimdi open'da modelimi açmak istiyorum. Açmak istediğiniz modelle ilgili open penceresi geldiğiniz zaman bu pencere içerisinde dikkat ederseniz işte dosyayı nereden açtığınız, bu dosyalar içerisinde özellikle açmanız gereken bir dosyanız varsa örneğin diyelim ki ben şimdi ARM geçen modelleri açmak istiyorum şeklinde açmak istediğiniz modeli buradan görebiliyorsunuz. Model ya da burada montaj neye ulaşmaya ihtiyacınız varsa ya da farklı dosya formatlarından hangi formatta dosyayı açmak istiyorsanız ki gördüğünüz gibi oldukça geniş bir dosya açabilme kabiliyeti sunulmakta. Creo ile birlikte. Örneğin ben buradan işte montaj dosyası açacağım. Ben buradan dedim ki part dosyası açacağım gibi. Açmak istediğiniz şeyi söyledikten sonra bu da dediğim gibi filtrelemeleri kullanarak ve bu filtrelemeler sayesinde dinamik ön izleme ile modelinizi görüntüleyip istediğiniz modelin bu olduğunu düşündükten sonra işte örneğin ARM dedik veya ARM dedik gibi modelimize baktığımız zaman buradan open deyip açabilirsiniz. Ben bu çalışmamızda bir montaj dosyası açarak başlamak istiyorum.
Şöyle bir dosyamız var, Pivot adında. Bu dosyamızı açıyoruz. Açarken burada farklı opsiyonlar sunuyor bize. Örneğin light grafik gibi, representation gibi, modeli daha basitleştirilmiş, hafifletilmiş bir şekilde. Örneğin büyük montajları açarken açılmak ve düzenleme konusunda bize kabiliyetler sunuyor. Ben burada normal open deyip modelimi açacağım. Şimdi model dosyamızı açtık. Gördüğünüz gibi montaj dosyamız açılıyor. Bu montaj dosyamız üzerinde bir küçük model tasarımı gerçekleştireceğiz. Sonra bunun montajını yapacağız. Bununla ilgili uygulamalı adımlarını beraber görüyor olacağız. Şimdi modelimiz açıldı. Geldi karşımıza. Gördüğünüz gibi model ekranımızda modelimizi bu şekilde 3 boyutlu biçimlendirme, döndürme gibi ihtiyaçlarımızı kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ekran içerisinde burada dilerseniz Clear Reverb'e sunan bir özellik, F11'e basıp gördüğünüz gibi full screen modda çalışabilirsiniz. Full screen modda tam ekran kullanılarak çalışırken komutlara ulaşımda oldukça kolaylaştırılmış durumda. Örneğin herhangi bir nesneyi seçtiğiniz zaman o nesneye ait kullanabileceğiniz fonksiyonlar karşınıza geliyor bu minimal toolbar aracılığıyla. Sağ tuşa tıkladığınız zaman bunu customize edebiliyorsunuz. Yani burada çok sık kullandığınız başka komutlar varsa buradan istediğiniz komutu alıp atıyorum ben connection'ı kullanmak istiyorum. Burada kullanacağım diye buraya ekleyip veya burada kullanmak istediğiniz bir şey varsa buradan çıkartıp bu şekilde bunu özelleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda komutlara erişim ihtiyaç duyduğunuz zaman yukarı doğru menünüzü kaldırdığınız zaman mouse'unuzu gördüğünüz gibi yine menü gruplarına buradan erişebiliyorsunuz. Veya model ağacı ile ilgili bir şeyler yapma ihtiyacınız varsa mouse'u sola kaydırmakla model ağacına kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Model ağacı üzerinde de gördüğünüz gibi pop-up görüntülerle de o modelin nasıl bir model olduğunu çok rahat bir şekilde görüp inceleyebiliyorsunuz. Şimdi ben burada bir örnek model gerçekleştireceğim. Bunun için de geliyorum yeni bir tane model yapmak istediğimi söylüyorum. Bu parçamın adı atıyorum Civata şeklinde bir model olsun. Basit bir modelleme yapacağım ki modelleme ortamının nasıl olduğunu görmüş olun. Buradan Creo'da örneğin Extrude'la basit bir model gerçekleştirmek istediğimi söylüyorum. Düzlemler yine gördüğünüz gibi karşımıza geliyor. Bir basit çember oluşturayım. İşte bunun çapı kaç olacak? Atıyorum dedim ki buradan çapı 8 olsun. Yüksekliği ne kadar olacak? İşte şuradan geldik. Dinamik önizlemeler gördüğünüz gibi burada yine gerçekleştirebiliyorsunuz. Modelin boyunu bu şekilde dinamik olarak dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Nihai geometrinin bu şekilde olacağını size söylüyor. Komutlar böyle gördüğünüz gibi dashboard yapıda sunuluyor size. İster katı modelleme, ister yüzey modelleme gibi farklı şeyleri tek bir komut grubu içerisinden yönetebiliyorsunuz. Örneğin buradaki yüksekliğimiz şimdilik 30 olsun dedik. Okey dedik. Ben şimdi bir civata yapacağım ama aslında bu civatayı model üzerinde yapmak istediğim bir yer var. Oraya göre bakmam gerekiyor diyeyim ki. Bakın buradan istediğiniz menüye doğrudan erişebiliyorsunuz. Ben burada dedim ki bir ölçü alma ihtiyacım var. Analizden örneğin Measure'da Summary komutunu kullanarak ölçmem gereken yerle ilgili geliyorum. Mesela şuradaki gördüğünüz buraya civata yerleştireceğim. Buradaki civata yerleştireceğim yüzeyi seçiyorum. Diyorum ki bu yüzeyin bana çapı ne kadarmış? Örneğin 8 nokta işte şu kadarmış diye söylüyor. Ben daha buna göre tam çapımı yerleştireceğim deyip işlemi gerçekleştirmek üzere tekrar gördüğünüz gibi tasarım ortamına geri dönüyorum. Şimdi civatanın da başını yine gerçekleştirelim burada. Yine basit bir extrude daha civatanın başını yapalım. Yine extrude komutumuza girdikten sonra burada isterseniz palet komutunu kullanabilirsiniz. Farklı kesitleri daha önce kaydettiğiniz kesitleri de buraya alabilirsiniz. Örneğin kendinize özel profiller getirebilirsiniz veya var olan standart profilleri kullanabilirsiniz. Çift tıklayıp sonra bunu uygun bir yere taşıyıp ölçeğini ise burada istediğiniz gibi ayarlayıp atıyorum biraz daha büyük olsun dedim. Bunu bu şekilde düzenledikten sonra işte burada extrude komutunu okey deyip bunu yüksekliğin ne kadar olmasını istiyorsanız düzenledik şeklinde çalışabilirsiniz. Yine bir ucuna park kırmamız gerektiği hemen chamfer komutuna girdik. Kaçlık bir park kıracaksak atıyorum birlik bir park kırmak istediğimi söyledim. Bir de üzerine diş açmam gerekti diyelim ki buradan sweep komutunda helical sweep komutunu kullanarak düzlemleri görünür hale getiriyorum. Bana burada bir yol lazım, standart bir yol lazım. Onun için hemen diyorum ki sweep için kullanacağım. Bakın araya hemen gerekli olan geometrileri kolaylı bir şekilde ekleyebiliyorum. Burada yolumuz nasıl olacaktı? Ben şuradan basit bir line çiziyorum. Şöyle gelsin, şuradan şu şekilde çıksın diyorum.
birazdan farklı bir özellikten bahsetmek için referans ilişkilerini doğru bir şekilde yönetebilirseniz, gördüğünüz gibi şuradan şuraya olan mesafe, atıyorum şurası 3 olsun, şurası 1 olsun diyorum. Şuradaki açım da 120 derece olsa yeterli. Ve burada da mesafe olarak şuradan şuraya olan mesafede diyelim ki 7 olarak her zaman aynı kalsın istiyorum. Şunun da yüksekliği buradan her zaman için diyelim ki 4 olarak olsun. Gördüğünüz gibi sketch ortamında ölçü ve benzeri şeyler yapmak oldukça kolay. Şimdi buradan da kesitimi hemen çizmeye başlayacağım. Şuradan geldik. Referans olarak bunu seçtik. Referansımızı seçtik. Ondan sonra dönme eksenimiz bizden soruyor. Şuradan diyorum ki benim dönme eksenim, yani bu Hegel sıfırını nasıl yapacağım diye söylüyor. Burasıdır diyorum. Sonra kesitimi oluşturacağım ve şuradan basit bir şekilde hemen yapalım. Biraz 2 olsun. Şunlar birbirine hepsi örneğin eşit olsun istiyorum diyeyim ki. Şunlar diyorum ki birbirine eşit olsun. Yüksekliğimiz de yine 2 kadar olsun ki istediğimiz geometriyi bu şekilde oluşturalım. İster ki geometriyi katı olarak ilave edebiliriz veya istersek bu katı olarak ilave etmek yerine bunu kesme işlemi olarak model üzerinden bunu gördüğünüz gibi çıkartabiliriz. Hatvelerimizi buradan ayarlayıp atıyorum 1,5 gibi farklı hatveler oluşturarak gördüğünüz gibi civatamızı oluşturduk. Burada aynı zamanda bir de Component Interface'den bahsedeceğim. Hemen geliyorum. Component Interface'le bu modeli ben hep aynı şekilde montajını yapacaksam, örneğin ki hep bu eksende yerleştireceksem ve hep bu düzlemde oturtacaksam bu işlemleri burada Component Interface dediğimiz bir araçla tanımlayabiliyoruz. Artık bunu gelip montajımıza ekleyeceğiz diyelim ki. Montaj ortamımıza geldik. Parçamızı buraya ekleyeceğiz. Hemen geliyorum. Burada model deyip, assembly deyip, az önce yapmış olduğum modeli session'da aramakta uğraşmak için gördüğünüz gibi Civata deyip hemen çağırıyorum. Bir component interface tanımlı olduğu için diyor ona göre nereye yerleştirmek istiyorsun? Diyorum ki ben bunu parçayı işte buraya yerleştireceğim. Şu düzleme yerleştirdik. Şuradan da placement seçeneğine gelirseniz bakın burada bize farklı şeyler sunuyor. Ben buradan diyorum ki bunu şu çapa yerleştir. Bu şekilde yerleşim işlemini gerçekleştirdim. Aynı liste birden fazla tekrar tekrar bu şekilde montajını yapacaksam geliyorum. Modelimi buradan seçiyorum. Diyorum ki ben bu modeli, Civata modelini sağ tuşa tıklıyorum. Repeat edeceğim. Tekrar tekrar taşıyacağım. Ama aynı sadece eksenler değişecek. O zaman ben diyorum ki sadece eksen yerleşimini değiştirecek şekilde bunu farklı gördüğünüz gibi eksenlere ekleyebiliyoruz. Buraya ekle, buraya ekle diyoruz. Okey dediğimiz zaman artık gördüğünüz gibi montajımız da bu şekilde hızlı ve kolay bir adımla gerçekleştiriyoruz. Şimdi sizlere bu model üzerinde farklı bir konudan bahsedeceğiz. İsterseniz full screen moddan da çıkalım. Bu şekilde modeli daha rahat bir şekilde görmeniz mümkün olsun. Şimdi şurada modelim var. Gördüğünüz gibi modele özel bir tasarım yapacağım. Buradan önce ilgili dosyamı açıyorum. Şu dosyayı diyorum bana aç. Bu uygulamamızda burada görmüş olduğumuz modelimizde montajımızdaki şu parçaların arkalarında kalan şu ara mesafeleri gördüğünüz gibi bir kapak modellemesi gerçekleştireceğiz. Bunun için de konsept tasarım aracımız olan Freestyle'dan faydalanacağız. Öncelikle bir tane daha model oluşturalım. Bu kapak geometrisini tanımlayıcı şekilde yeni bir model oluşturmak istediğimi söylüyorum. Sonra bunu uygun bir şekilde default olarak yerine yerleştirmiş oluyorum. Bu kapak modelinde çalışmak için bunu aktif hale getirdikten sonra Freestyle komutumuza giriyorum. Söylediğim gibi esnek bir konsept modelleme aracı. Burada hazır olan primitif şekiller var. Bunlardan istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Veya farklı meshler de buraya import edebiliyorsunuz. Ben şimdi buraya gördüğünüz gibi silindir olarak bir tane parça çağırdım. Şöyle modelimi de front'tan ve left'ten bakarsam parçamı bu şekilde göreceğiz.
Modeli aldım, şu şekilde getiriyorum. Uygun bir pozisyona taşıyorum öncelikle. Sonra buradan yine modelimi örneğin top'tan ya da bottom'dan farklı yönlerden bakarak bu parçayı nereye taşımak istiyorsam örneğin şuraya taşıyacağım. Taşımak istediğim yere getiriyorum. Ondan sonra parçamla olan etkileşimi düzenlemek üzere freestyle'de değişiklikler yapacağım. Neler yapabilirim? Mesela buradan seçtiğim yüzeyi deyip üstteki yüzeyi siliyorum mesela. Açık yüzey olmasını istiyorum. Aynı şekilde alt tarafı seçip buraya siliyorum. Gördüğünüz gibi açık bir silindir. Prizması elde etmiş olduk. Daha sonra modelin üzerinde diyorum ki mesela şu kenarı seçiyorum. Shift ile beraber ilişkili diğer kenarları seçip bunu diyorum ki bir yere parametrik bir geometri, yani buradaki var olan bir geometriye eşleştirmek istediğimi söylüyorum ve bunun yüzey normaline uygun şekilde gelmesini istediğimi söylüyorum. Tabii kenar çizgilerin eşleştirmesi ile ilgili bir düzenle ilgili şöyle bir şeyimiz var. Hemen buradan geliyorum modeli düzeltmek için. Diyorum ki şu geometrimiz benim şöyle olacak, olması gereken şekli bu. Onu dedim şöyle birazcık dışarı çekeceğim. Şöyle geometrimi düzenlemesini gerçekleştiriyorum. Daha sonra buradan gelip diyorum ki şu geometrinin kenarlarını seçip sağ tuşa seçiyorum. Ondan sonra diyorum ki bunu da teğet olacak şekilde seçeceğim parametrik bir kenara şuradan geliyorum. Şöyle şu yüzeyde de teğet olacak şekilde eşleştir diyorum. Gördüğünüz gibi burada oldukça güzel bir şekil elde etme şansımız oldu. Burada isterseniz alt seviyeleri inerek daha farklı düzenlemeler de yapabilirsiniz. Kenarları burada split edebilirsiniz düzenleme için. Örneğin geldiniz şu kenara, edge split dediniz. Bu kenara bakın bu şekilde düzenleyerek. Burada istediğiniz kenarı biraz daha ön plana çıkararak daha farklı geometrilerde elde edebilirsiniz. Ya da istemediğiniz bir nokta varsa Ctrl Z ile adımlarınızı geri alıp modeli yine olması gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. Yine seviyeler düzenlemeleri farklı seviyelerde base level 1, level 2, level 3 gibi. Örneğin gelip şuradan şuraya kadar olan geometriyi seçiyorum. Bunları diyorum ki birazcık daha dışarı doğru çıkarmak istiyorum mesela gibi düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Böyle farklı bir konsept geometri elde edebilirsiniz. Veya Ctrl Z ile veya Ctrl Y ile modelimizi düzenlememizi yaptık. Sonra bu model üzerinde aynı modelin diyelim ki burada kopyalanması gerekiyor. Montajımızı aktif hale getirip montajımızda bana bir tane orta plane lazım. Buradan geliyorum bir düzlem yapacağımı söylüyorum ve düzlemin diyorum ki mid plane olması gerekiyor. Peki nereden nereye kadar mid plane? Şu iki nokta arasında olan bir yüzey olmasını istiyorum düzlem. Sonra bu düzlemi seçtikten sonra buradan Mirror Component komutunu kullanarak diyorum ki şu parçanın kopyasını yapmak istiyorum ve şu düzleme göre bunu gerçekleştirmek istiyorum. Yerleşim ile ilgili düzenlemeleri yaptıktan sonra parçamı preview'de yapıp bu şekilde gördüğünüz gibi geometrimizi oluşturabiliyoruz. Bu modelle ilgili herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde gelip üzerine edit demeniz yeterli. İstediğiniz zaman herhangi bir düzenleme kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela az önceki geometrileri yine buradan seçip tekrar biraz daha geri eski olan yerine getirdiğimde tekrar düzenlenmiş olarak geometrimiz gerçekleşti. Montajımızı güncellediğimiz zaman da parçalarımız bu şekilde güncellenmiş oldu. Daha sonra bu modellere size kalınlık verebilirsiniz veya katılaştırma gibi işlemler yapabilirsiniz. Ana montajımıza buradan geri dönersek baktığınız gibi burada da montajımıza bu parçalar geldi ve bu şekilde güncellenme sağlanmış oldu. Bu aşamada size plastik modelleme ile ilgili küçük birkaç örnek daha göstereceğim. Onlarla ilgili olarak da uygun modelimizi buradan seçip açıyorum. Yani şöyle bir modelimiz var. Bu modelle ilgili olarak işte plastik kısmında isterseniz önce analizden faydalanıp örneğin kalıpta çıkma açısını kontrol etmek için draft analizden faydalanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben bu modeli kontrol etmek istiyorum ya da bir yüzey ise yüzeyi kontrol etmek istiyorum. Neyse kontrol etmeseniz şey buradan seçip sonra kalıbınızın çıkma yönü diyelim ki burada şurası dediniz. Oraya uygun olacak şekilde kalıpta bu parçanın çıkıp çıkamayacağını, ters açıda kalan yerlerin olup olmadığını görebiliyorsunuz. Örneğin bu model için şöyle baktığımız zaman şuralarda ters açıda kalan yerler var. Buralara uygun maşa ve benzer şeyler oluşturmamız gerekiyor. Bunu daha detaylı ve kapsamlı olarak buradaki filtrelemeleri kullanarak yapabilirsiniz. İşte modelde neleri görmek istiyorsanız, negatif renkli olan yerleri görmek istiyorum sadece bakın. Şurada negatif olan yerin bağımsız olarak olması bize orada ayrı bir yerin maça olarak yapılması gerektiğini söylemiş oluyor.
Sonra bu analizimizi kapatıp okey diyorum. Bir başka özellikten bahsetmek isterim. Örneğin modelleme kısmında bu ürünü biraz daha sağlıklı, sağlam hale getirmek için bir feder oluşturma ihtiyacım var. Şurada bir komutum var. Bundan faydalanacağım ama öncesinde diyorum ki bana bir tane düzlem lazım. Bu RIP komutunu kullanmak üzere diyorum ki şu düzlemde. Ne kadar şu düzlemde? Şuradan diyorum ki şu ne kadar mesafe aşağıda olacak şekilde. Şöyle çekelim. Örneğin diyelim ki 5 mm daha aşağıda olacak şekilde bir düzlemde çalışmak istiyorum diyorum. O bana düzlemi karşıma getiriyor. Basit geometriler çizerek örneğin diyorum ki şuradan şuraya bir feder oluşturmanı istiyorum. Atıyorum şuradan şöyle gelip bir feder oluşturmanı istiyorum diye söylüyorum. Buradaki mesafeler diyelim ki birbiriyle simetrik olacaksa birbiriyle aynı olsun diye söyleyebilirsiniz. Burada ölçülerinizi buradan tanımlayabilirsiniz. Ölçü vermeniz gereken yerlerde. Okey dediğiniz zaman bakın modele extend edilmesini, uzatılmasını, modele bağlantı kurulmasını kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada modele isterseniz açı verebiliyorsunuz. Mesela çıkma açısı işte 5 derece bir çıkma açısı olsun. Dilerseniz tabanlarında radyus olsun. Örneğin kaçlık bir radyus olacak atıyorum ikilik bir radyus olsun. Örneğin diyelim ki tavan üst kısımlarda bir radyus olsun. Tanjant olabilir ya da istediğiniz bir değer verebilirsiniz şeklinde. Nihai geometriyi buradan oluştur dediğimizde verdiğimiz değerler uygun değilse bizden bununla ilgili düzenleme istiyor. Hemen şuradan gelelim. İsteyelim. Şuradan geldim. Radius değerimi atıyorum. Mesela buradan tutuyorum. 1 diyorum. Zaten geometrinin düzgün bir şekilde oluşturulmasıyla ilgili olarak şurada genişlik değerimizi değiştirelim. 3 diyelim. Geometri dikkat etsin, renk olarak farklı bir renk aldı. Bu preview'den de geometrinin olup olamayacağını zaten doğrudan size program söylüyor. Bu şekilde buraya bir feder ekledik gördüğünüz gibi. Yine plastik parça tasarımıyla ilgili olarak yapabileceğimiz güzel şeylerden bir tanesi şu. Dilerseniz analiz application menüsüne gelip buradan mold analiz seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada Light pakette sınırlı şeyler sunsa da malzemeler buradan uygun bir malzemeyi seçip örneğin şu malzemeyi seçip bu malzemeyi kullanacağınızı örneğin diyelim ki modele şuradan bir yolluk vereceğinizi söyleyip sonra da bunu analiz olarak çalıştır dediğinizde artık burada bu kalıplanabilir mi, dolu mu olabilir mi konusunda size fikir verecektir. Şimdi buradan geldik. Analizi dedi ki çalıştır. Okey dedik. Şimdi analizi çalıştıracak herhangi biri kaydetmek isterse kaydetmemizi sağlıyor. Analiz sonucunda bize aslında şöyle bir şey sunum rapor oluşturabiliyor gördüğünüz gibi. Plastik parça analizi gerçekleştireceğim diyorum. Genel bilgiler ve benzer şeyler sunuyor. Özetle şu malzemeyi kullandın, bu malzeme şu değerlerde kullandın. İşte analiz olarak böyle bir dolum gerçekleşecek gibi farklı konularda bize bilgi veriyor. Light pakette şu moldability dediğimiz yani kalıbın kalıplanabileceğini, bu parçanın dolup dolamayacağı konusunda bize bilgi veriyor. Onu da o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi analizimizi uzun uzun koşturmaya gerek yok. Bir diğer özelliğimiz de yine burada gelen özelliklerden bir tanesi Real Time Render özelliğini çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin burada geldiğinizde modele ben bunu Shading with Reflection'da görmek istiyorum derseniz yine View menüsüne gelip buradan sahne ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Farklı sahne ayarları sunulmakta. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin ben şunu seçmek istiyorum. Seçmiş olduğunuz sahne ayarlarını isterseniz edit edip daha düzenli bir şekilde kontrol edip görebilirsiniz. Şimdi buraya bir malzeme atarsak daha rahat göreceksiniz. Bütün bu yüzeye bir malzeme ataması gerçekleştirdik. Şimdi buradan Reflection dedik. Gördüğünüz gibi modeli daha kaliteli ve güzel bir şekilde gerçek zamanlı render edip görebiliyorsunuz. Yani buradan isterseniz ortamla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Yansımaların nerede olmasını istiyorsanız oradaki yansımaların yönünü ayarlayabilirsiniz. Tabi bu yansımalar için şuradan şey diyebilirsiniz. Ortam renginin ve sahne yansımalarını görmek istediğinizi ve reflection dediğimiz yansımaları görmek istediğinizi bu şekilde belirtebilirsiniz. Çok derece güzel, kaliteli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Buradan dilerseniz modele
Edit Model Appearance deyip örneğin mesela ben geliyorum şurada bir düzenleme yapacağım. Buraya bir imaj eklemem gerekiyor diyelim ki. Atıyorum buradan herhangi bir nesnem var. Şu görüntüyü buraya atmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi model artık tamamen bu renkte bürünmüş oldu. Ya da farklı burada kabartmalar kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi model üzerinde kabartmaları da gerçekmiş gibi oluşturup görebilirsiniz. Işıkla ilgili ayarlarınızı buradan isterseniz düzenleyebilirsiniz. Mesela ortam rengi beyaz değil de farklı bir renk olsun. Atıyorum sarı olsun. Ve bunun da parlaklığı atıyorum şu kadar olsun gibi şeyler kullanarak modeli daha böyle güzel etkileyici bir şekilde görebilir. Perspektif görüntüde baktığınız zaman ortamı da bu şekilde modele ekleyip sahne ayarlarıyla da bunu zemine oturtmak gibi işlemleri düzenleyebilirsiniz. Şuradan sahnemize gelirsek. Burada farklı düzenlemeler, sahne düzenlemeleri istediğiniz gibi gerçekleştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela en son yaptığımız ayara geri dönersek bu şekilde. Dilerseniz de normal görüntüyle modeli görüntüleyebilirsiniz. Şimdi sunumun bundan sonraki kısmı için Vahap Bey'e konumuzu vereceğiz. Kendisi bize yardımcı olacak. Teşekkür ederiz Erol Bey. Ben de şimdi yine Creo Simulate Lite içerisinde yer alan özelliklerle devam edeceğim. Öncelikle sheet metal modelleme özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Var olan bir montajımız üzerinde yeni bir parça oluşturacağım. Yeni parçamı oluşturuyorum ve ardından o parçamı, sheet metal parçamı aktif edeceğim. Sheet metal parçasını oluşturdum ve daha sonra mini toolbar'dan açılan seçenekten aktif ettim. First volume'u oluşturacağım. Bunun için planner'ı seçiyorum ve sheet metalimin çalışma düzlemi olarak bir yüzeyi belirliyorum. Daha sonra komuta gireceğim. Fakat komuta girmeden önce düzlemin dışında yerlerinde referans olarak kullanılmasını istiyorum. Sınır referansımı belirlemek için referansa geliyorum ve seçmiş olduğum yüzeyleri düzleme proje edecek şekilde tanımlıyorum. Tekrar çalışma düzlemini ekrana paralel hale getiriyorum. Çalışırken daha sade bir görünüşle çalışabilmek için çalışma düzleminden size doğru olan kısmı klip özelliğiyle kesebiliyorsunuz. Bu sayede daha sade bir arayüze sahip olmuş oluyor. Buradan Rectangle'a geliyorum. Bakın kendisi otomatik olarak bitiş noktalarını referans olarak algıladı. Bu şekilde modellememe devam ediyorum. Ardından sheet metal modelimin kalınlığını tanımlayacağım. Buradan 3 mm olmasını istediğimi belirttim. Flip ile sheet metalin yönünü ayarlayabilirsiniz. Yukarı doğru olmasını tercih ediyorum. Daha sonra secondary wall'lara geçiyoruz. Yani yardımcı duvarlarımıza. Buradan flat'ı seçiyorum ve flat wall'un oluşturulacağı kenarı seçtim. Burada çeşitli alternatifler var. Trapezoid, L, T ve sizin kendi çizeceğiniz bir yapıda olabilir. Burası için trapezoid alternatifini kullanıyorum. Açılarımı düzenliyorum ve yüksekliğimi düzenliyorum. Okey dedim. Sonra Ctrl A'ya basarak montajımın tümünü aktif ettim ve şimdi parça ortamına döneceğim. Bunun için Open diyorum. Gördüğünüz gibi biraz evvel montaj ortamında çalışırken şimdi parça ortamına gelmiş oldum. Model ağacımızdaki Insert Here'ı çekerek unsur yapısının istediğimiz kısmına gidebiliyoruz. Altında kalan kısımların suppress olmasını sağlıyoruz. Burada orta düzlemi belirlemek için Plane aracını kullanacağım. Birinci yüzeyimi seçiyorum. Sonra ikinci yüzeyimi seçiyorum. Mid Plane'im oluştu. Şimdi oluşturmuş olduğum Flat Wall'u Mirror aracıyla daha sonradan oluşturduğum düzlemi orta plane olarak kullanarak aynaladım.
Daha sonra yine flat wall'a geliyorum. Kenarı seçiyorum. Shape kısmından ölçülendirme yapabilirsiniz. Burada L formunu kullanacağım. Ölçülendirmem için de 40'a 48 ve 20 değerlerini giriyorum. Relief kısmından şu köşeleri yönetebilirsiniz. Rip derseniz bitiş referansından keserken no relief dediğinizde şu şekilde devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi duvarımız oluşturuldu. Var olan duvarı seçip bir Word Excel'de olduğu gibi Ctrl C, Ctrl V dediğimizde diğer kenarı seçerek oraya da uygulanmasını sağlayabiliyoruz hızlı ve pratik bir şekilde. Şimdi bükümlerimiz oluştu. Bu bükümlerden tablo elde edebiliriz. Bunu da Bands altında Bands Order'la sağlayabiliyoruz. Eğer birlikte bükülecek duvarlar varsa onları aynı skins içerisinde tanımlıyoruz. Eğer farklı farklı olacaksa ayrı skins'ler içerisinde tanımlamamız yeterli olacaktır. Ben öncelikle birinci bükümü tanımladım. Daha sonra ikinciyi tanımladım. Daha sonra 3 ve 4. bükümleri tanımladım. Burada iç radius değeri, uzama değeri, açı gibi içeriye doğru mu dışarıya doğru mu bükülecek gibi bilgiler tabloya otomatik olarak getirilmiş oluyor. Ayrıca Flat Pattern Preview ile bu modelimizin açık halini görebiliriz. Dıştan dışa ölçülerini görebiliriz ve bu açık halini kaydedebiliriz. Daha sonrasında teknik resim için bunu kullanabiliriz. Sheet metalde punch formları kullanabiliriz. Biraz daha mukavemeti arttırmak için punch forma geliyorum. Kendi kütüphanesi var. Bakın buradan bunları kullanabilirsiniz veya kendi modellemiş olduğunuz bir modeli rahatlıkla punch işlemi için kullanabilirsiniz. Burada montaj mantığında çalışabiliriz. Yüzeyi seçtim. Montajlanacağı diğer yüzeyi seçtim. Nasıl bir yapıya sahip olacak? Distance yapısında. Mesafesi ne olacak? 30 dedim. Eksi 30 olarak tanımladım. Daha sonra diğer yüzeylere geçiyorum. Bunlar coincident olacak şekilde. Tanımlamamı bitiriyorum. Şekilde OK dediğimizde bakın punch işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Formu seçip buradan mirror diyorum. Ortadaki plane'imi seçip karşıya da aynalıyorum bunu. Bu şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra montaja geçebiliriz. Ama montajda civata delikleri için referanslar tanımlamak istiyorum. Point'e geliyorum. Point için oluşturmuş olduğum düzlemi ve kenarı seçerek civatalarımızın merkezini belirlemiş oluyorum şimdiden. New point diyorum. Diğer tarafa da benzer tanımlamaları gerçekleştiriyorum. Şekilde ölçülendirmeyi yapıyorum. Okey dediğimizde şuradan noktalarımızı görebiliriz. Şimdi buradan montajıma geri dönüyorum. Bakın modellemem güncellendi. Tools altına geliyorum ve standart civata somun rondela kütüphaneme ulaşıyorum. Bakın burada civatanın deliği yok ama noktam var. Noktayı seçiyorum. Civatanın oturacağı yüzey. Daha sonra somunun oturacağı yüzeyi seçiyorum. Okey dedikten sonra karşımıza kütüphanemiz geliyor. Buradan istediğimiz standartları ISO ve DIN'e uygun olacak şekilde tercih edebiliriz. Daha sonra diş çapımızı, boyunu ve buradan somun, rondele gibi alternatiflerin de standartları var. Bunları belirleyebiliriz. Buradan somunumuzu ayarlayabiliriz. Eğer boyumuz kısa geliyorsa buradan alternatifleri tercih edebiliriz. Şekilde OK dediğimizde deliği de tanımlayarak montajımıza civata grubunu getirmiş oluyor. Şöyle bir incelersek, gizlersek, bakın buraya
deliğiyle deldiğini görebilirsiniz. Tekrar görünür hale getirebiliriz. Tekrardan Scribe'e geliyorum. Benzer işlemleri tekrarlayarak diğer tarafı da oluşturuyorum. Okey demem yeterli. Bu modelimin teknik resmini oluşturabilirim. Bakın modellememi bitirdim ve teknik resmini oluştur diyorum. Bana oluştururken soruyor, bükümlü halini mi istiyorsun, açık halini mi? Burası için bükümlü halini oluştur diyorum. Bakın görmüşlerim geldi. Bunlar çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. İsterseniz görünüşü seçip buradan Show Model Annotation diyebilirsiniz. Ölçüleri göster diyebilirsiniz. Göstermek istediklerinizi buradan tercih edebilirsiniz. Toplu da seçebilirsiniz. Toplu iptal de edebilirsiniz. Okey demeniz yeterli. Seçtikleriniz kalacaktır. Hatta burada mesela değişiklik yapmak isterseniz üzerine gelip çift kliklemeniz yeterli olacaktır. Tabii kalınlığı standart olarak almış. Buradan mesela 40 ölçüsünü vermişiz. Bunu 39 yapabilirim mesela. Buradan Ctrl G dediğimde bakın boyu değişti. Yani teknik resimde de modelin ölçülerine müdahale edebilirsiniz bu şekilde. Şimdi diğer sayfaya da açılım halini çağıracağız. Bunun için Drawing Models'tan Add Model diyorum. Incision içerisinde PRTM'i seçip Open diyorum. Buradan flat halini çağır diyorum. Artık görünüşümü ekleyebilirim. Görünüşümü ekle diyorum. Scale'im 1 olsun. Apply diyorum. Nasıl görünüşte ekleneceğini belirlemek için burası front, şurası top diyorum. Ve son olarak da View Display'den H'leri gösterme diyorum. Şu şekilde bakın imalata verilebilecek şekilde modelimizin açılım hali karşımıza geliyor. Ardından yapmamız gereken file'dan Save As Export diyoruz. Buradan ister DXF ister DVG olarak kaydedebiliriz. Settings'ten hangi versiyonda kaydedeceğinizi belirleyebilirsiniz. Hangi sayfaların export edileceğini buradan ayarlayabilirsiniz. Export deyip kayıt yerini belirleyip OK demeniz yeterli. Has been created yazısını gördüğünüzde işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi iki boyutlu teknik resimler oluşturabildiğimizi gördük ama bunları üç boyutta da yapabiliyoruz. Her geçen günde üç boyutlu teknik resimlere olan ihtiyaç artmakta. Bunun için Annotate tabına gelebiliriz. Bakın burada çalışma düzlemimizi belirleyebiliriz. Show Annotation'dan işte düzlemi seçerek bununla ilgili verebileceğiniz ölçüler karşınıza gelir. Buradan olmasını istediklerinizi seçersiniz. OK dediğinizde gelir. Görünmesini şu şekilde sağlayabilirsiniz. Eğer istemediğiniz ölçüler varsa onları seçip silebilirsiniz. Şu şekilde tanımlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca mesela çalışırken geometrik toleranslar için referans düzlem vermeniz gerekiyor olabilir. Diyelim ki referans düzlem için şurayı kullanacağım diyoruz. Bakın buraya referans düzlem verdik. Daha sonra geometrik toleransa geliyorum. Nereye vereceğim? Şuradaki yüzeye vereceğim. Nasıl bir geometrik tolerans? Diklik vereceğim. Hangi düzleme dik olacak? Şu düzleme dik olacak diyorum. Buradan tolerans değerlerini falan ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde hızlı ve pratik geometrik toleranslar tanımlayabilir ve kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman bunların görünmesini engelleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman görünür hale getirebilirsiniz. Şimdi tekrar montajıma geri dönüyorum. Montajıma geldikten sonra
Burada seçimlerden biraz bahsetmek istiyorum. Seçimi yaptıktan sonra mini toolbar'ımız geliyor. Burada çeşitli işlemler yapabildiğimizden bahsetmişti Erol Bey. Bakın burada çeşitli seviyelerde bilgiye ulaşabiliyoruz. Yüzeyi seçebiliriz. Yüzeyin unsurunu seçebiliriz. Parçanın kendisini, bir üst montajı, onun bir üst montajını veya ana montaja kadar gidebiliriz. Şu şekilde. Ben burada istediğim seviyede montajı seçip open diyorum. Open dedikten sonra montajım açılmış oluyor. Light içerisinde drag komponenti ile tanımlı olan mekanizmaları manuel olarak kontrol edebilir. Onların çalışmalarını manuel olarak gözlemleyebilirsiniz. Snapshot'ları alarak belli pozisyonları kaydedebilirsiniz. Şimdi ben buraya bir mekanizma tanımlaması göstereceğim. Öncesinde bir kesit alalım. Section'ı al dedim. Şöyle section olsun dedim. Mesela bu section'a gelmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Models altında Exclude Selected Model var. Kesilmesini istemediğiniz model veya modelleri buradan seçebilirsiniz. CTRL ile. Daha sonra şu şekilde bir kesit görünüş alabilirsiniz. Daha sonra Assembly'ye tıklıyorum ve buradan montaja çağırmak istediğim parçayı seçiyorum. Ve buradan pin tanımlaması yapacağımı söylüyorum. Neresi? Şurası. Kesitimi kapatayım çünkü kesitimin içerisinde kaldı parçam. Şuradan kapatalım, tekrar çağıralım. Buradan pin bağlantısı yapacağım diyorum. Şu yüzey, şöyle çevirelim. Şu yüzey oturacak diyorum. Daha sonra şu yüzey ile şu yüzey de yine coincident olacak diyorum. Bakın bu şekilde pin tanımlaması yaptım. Drag komponente geldiğimizde şu şekilde mekanizmanın çalıştığını görebiliriz. Yani bu şekilde mekanizmalar kurabilir. Bunları manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Şimdi Unite teknolojiden bahsetmişti Erol Bey. Biraz onunla ilgili örneklemeler gerçekleştireceğim. Ekranda gözükmesini istemediğim modelleri gizledim. Şimdi bu ikisinin arasında NX'de oluşturulmuş bir datayı çağıracağım. Bunun için SMD'ye geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir Creo datasını montaj eder gibi aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. Buradan NX dosyalarını göster diyorum. Buradan montaj dosyasını seçiyorum. Burada yine ön izlemeyi yapabiliriz. Doğru datayla mı çalışıyoruz? Dinamik olarak bunları görebiliyoruz. Daha sonrasında isterseniz kendiniz referans tanımlamaları yapabilirsiniz. Eğer uygunsa da default constraint'i tercih ederek montajda uygun konuma gelmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra parçamı seçiyorum, aktif ediyorum ve parçamın üzerinde yani NX'ten gelen modelimin üzerindeki yüzeyleri seçiyorum. Bir Word Excel'de olduğu gibi Ctrl C, Ctrl V ile kopyalıyorum ve Solidify aracıyla da kesme işlemini gerçekleştiriyorum gördüğünüz gibi. Daha sonrasında şu modellerimi tekrar görünür hale getireceğim. Bakın şu şekilde görünür hale geldi. Ctrl A ile de tüm montajımı aktif hale getirmiş oluyorum. Bu şekilde işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi montajıma tekrar geri dönüyorum. Yine Creo Simulate Lite içerisinde yer alan Advanced Framework Extension ile konstrüksiyon tasarımı gerçekleştireceğim. Modelleme tabıma geldim. Plane'imi seçtim. Şu yüzeyden aşağıya doğru 20 birim mesafede oluşmasını istedim. O düzleme sketch'e gelip
centerline ile bir rectangle çiziyorum. Bakın simetrikliği yakaladığı yerde bırakıp daha sonra diğer yönde mesafemi oluşturuyorum. Ölçülerime giriyorum. OK diyorum. Montaj ortamındayken daha sade olması için oluşturulan unsur ve yardımcı unsurlar gizleniyor. Bunlar ayarlanabiliyor gizlenmesin diye. Ben şu an gizlenmemesi için tekrar unhide işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra tekrar bir plane tercih edip tab düzleminden kontrole basılı tutarak şu uç noktaya kadar gelmesini sağladım. Ve buraya sketch diyerek ayak kısmındaki tanımlamayı gerçekleştiriyorum. Uç noktayı bakın direkt otomatik olarak yakalıyor. Ekstra bir işleme gerek kalmadan eşitliği yakalıyor ve sonrasında ben buraya ölçümü girmem yeterli oluyor. Daha sonrasında şunu unhide yapalım yine ve bunu aynala diyelim. Nereye göre? Yine tab düzlemine göre aynala dedik. Evet. Platform için gerekli iskelet yapımızı tanımlamış oldum. Ve şimdi Framework Extension'a gelerek diğer işlemlerimi tamamlayacağım. Bunun için Framework'e geliyorum. Create a Project diyorum. Bir isim veriyorum. Daha sonra New Profile'a gelip buradan kütüphaneden milimetreler içerisindeki alternatifleri tercih ediyorum. Kullanacağım standarda göre uygun yapıyı belirliyorum. Ve daha sonrasında bakın sadece klikliyorum. Enter, klik yaparak şu şekilde hızlı ve pratik olarak işlemleri gerçekleştiriyoruz. Diğer ayaklara da aynı işlemi uygulayacağım. Evet. İşlemleri tamamladıktan sonra köşe birleştirmelerine geçiyorum. Basic Joint altından istediğim uygun tercihi gerçekleştiriyorum ve sadece yüzeylere klikliyorum. Ardından Enter ile diğer köşe kısmına geçiyorum. Mesela şu ayaklar için de diğerini kullanalım. Bakın otomatik olarak kendisi işlemleri gerçekleştiriyor. Bu şekilde tüm ayaklara gerçekleştirebilirsiniz işlemleri. Sonrasında yeni bir parça oluşturuyorum. Yine sheet metal bir parça olacak. O parçamı aktif edip planör aracına geliyorum. Daha sonrasında isterseniz referanstan faydalanabilirsiniz. İsterseniz direkt köşeleri belirleyebilirsiniz. Bu tarafta tam köşe oluşmadığı için referanstan faydalanmayı daha uygun buldum. Şu kesişim noktası benim için başlangıç yeri olacak. Bitiş yeri de şuradaki geometrinin bitiş referansı olacak. OK dedim. Beş
milimetre etkanlığına sahip olsun dedim. Daha sonrasında flange wall'a gelip bir tane age'imi seçtim. Daha sonra shift'e basılı tutarak tüm çevreyi dönmesi için yüzeyi seçtim. Mesafeyi 250 olarak girdim. Bakın şurada köşeler var. Onlar açık. Edge Treatment'a gelip şöyle shift'e basılı tutarak seçtim ve hepsinin close corner ile birbirine yapışmasını sağladım. Ve daha sonra Ctrl A ile tüm montajımın aktif olmasını sağladım. Şimdi modellememizi gerçekleştirdik. Bakın sonrasında işlemler yapılabilir. Mesela modelimi tekrar düzenlemek istiyorsa buradan Edit Definition diyebiliriz. Montajla ilgili bilgileri yapabiliriz. Veya buradan Flange Wall seçip tekrar düzenle diyebiliriz. Bir özellik daha göstermek istiyorum. Offset diye bir seçenek var. Katının içerisine girdi. Referansları tam sıfırdan aldığımız için. Buradan Add to Part Edge derseniz şu şekilde Part Edge'den sonra duvarı oluşturur ve daha doğru bir modele göre daha doğru bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi modelimizi oluşturmayla ilgili örneklerimizi gördük. Oluşturulmuş modelin analiziyle ilgili bir örnek çalışması gerçekleştireceğim. Yine Creo Essential Light'ın içerisinde olan bir özellik Creo Simulate Light. Çalışmak istediğimiz modeli seçiyoruz. Open diyoruz. Modelimiz karşımıza geliyor. Buradan Application'dan Simulate'e geliyoruz. Otomatik olarak Simulate Light açılacaktır. Lisans olmayan durumlarda karşımıza direkt gelecektir. Buradan Process Guide bizi yönlendiriyor. İşte yapmamız gereken adımlar. Materials kısmına gelip buraya bir malzeme atı diyoruz. More diyerek buradan kütüphanemizdeki malzemeleri görebiliyoruz. Özelliklerini buradan görebiliyoruz. Çift kliklememiz yeterli. Şu şekilde assign olmuş oluyor. OK diyoruz. Etiketi gördüğümüzde malzememizin tanımlandığından emin oluyoruz. Constraint kısmına geldiğimizde kayar mesnet, sabit mesnet, pin bağlantısı ve bol bağlantı var. Ben buradan pin bağlantısını tercih ediyorum. Statik analiz olacağı için sabitlemem gerekiyor. İki tane pin tanımlaması yapacağım. Birisinde öteleme hareketini sabitliyorum. Daha sonra tekrar geliyorum. Diğerinde hiçbirini sabitlemiyorum. Çünkü iki referans zaten onun sabitlenmesi için yeterli olacaktır. Daha sonra yüklere geliyorum. Loads diyorum. Burada kuvvet, moment, basınç ve yer çekimi tanımlayabiliyoruz. Ben buradan kuvveti seçiyorum. Hangi yüzeylere uygulanacaksa onu seçiyorum. Sağ alt köşede koordinat sistemimiz var. X'in ters yönünde olacağı için eksi 500 şuradan Newton'u tercih ediyorum. Şöyle ön izlememi gerçekleştiriyorum ve Close dediğimde yüklerimi de tanımlamış oluyorum. Ardından yapmam gereken analizimi koşturmak. Analizim çalışmaya başladı. Run completed dedi. Sonuçlar için de result'a gelip results'a klikliyoruz. Bakın burada vomis değerinden gerilmeler, yer değiştirme miktarları ve asal gerilmeleri görüyoruz. Çalışmak istediklerimize odaklanabiliriz. Mesela burada inç olarak vermiş. Modelden kaynaklıdır. Bunu megapascal olarak göster diyorum. Bakın 30 megapascal'lık bir gerilme oluşmuş. Diğer tarafa geliyorum. Burada da inç olarak değil milimetre olarak göster diyorum. OK and show. Burada ise yer değiştirme miktarı en uç noktada 0.037 milimetre olarak gözlemlenmiş. Bu şekilde modelimle ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Evet, soruları olan varsa cevaplamak isterim.
Evet Vahap, sorulardan bir tanesi hangi formatta adresi dediğimiz önünde. İstersen bununla gibi bir bakalım. Creo açma işlemi olarak mı? Farklı cache sistemlerinden. Sanırım evet, import yaparken atmayı yapalım. Evet. Yoksa format adresi IGS, gibi. STEP, Parasolid dosyalarını doğrudan açabiliyor. Buna ek olarak Katya, Enix, SolidWorks, SolidEdge ve Inventor datalarını da doğrudan açabiliyor. İki boyutta da DXF, DVG gibi formatları destekliyor. Buna ek olarak da birçok format bulunmakta. Şuradan open dediğimizde daha detaylı görebiliriz. Oldukça zengin bir open yeteneğine sahip. Bir başka soru da bu modülle beraber kem kalıp gibi farklı modüller kullanılabiliyor mu? Yani bu paketle diye şeyi merak ediyorlar. Farklı kullanılabilir mi diye. Evet, bu temel paketimizin üzerine farklı modüller dahil edilebiliyor. Bunlar imalata yönelik, kalıplamaya yönelik modüller de olabilir. Veya biraz evvel göstermiş olduğum EFX'in daha gelişmiş hali de dahil edilebilir. Ekranda görülen modüller ekstradan dahil edilebiliyor. Evet, bizim ile görüşmelerinde fayda var sanki. Tabii. Bir başka soru da bu işte kreditle ilgili hani bir önce şey yaptınız ama nasıl olduğunu göremedik. Onunla ilgili bilgi verebilir misiniz diye sormuşlar. Evet, 3D print file'dan print 3D print diyoruz. Şu şekilde tezgahımızın bilgileri geliyor. Buradan printers kısmından desteklenen printerları görebilirsiniz veya kendiniz de buraya bir printer oluşturabilirsiniz. Şöyle ekle diyerek order deyip buradan ölçülerine girebilir ve oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında otomatik olarak pozisyonlama yapabilirsiniz. Scale işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kesit alabilirsiniz. Support malzemelerini göster diyebilirsiniz. Daha sıklığını buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela daha sık veya daha büyük bir mesh yapısına sahip olacak şekilde Yani ne kadar hassas olduğuna karar aynen verebilirsiniz. hassasiyetini buradan ayarlayabilirsiniz. Kalınlıkla ilgili doğrulamalar yapabilirsiniz. Buradan onların inceleyebilirsiniz. İşleminiz bittikten sonra save ve copy olarak STL olarak kaydedip istediğiniz printer'a gönderebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar, katılım için herkese teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Başka bir soru var mı diye bakıyorum. Şu anda görebildiğim başka bir soru yok. O zaman herkese katılmamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Yine bir başka webinarda görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz. İyi günler.